Saç ekiminden hemen sonra grefler yerine yerleştirildikten sonra her bir greftin altında çok minik bir kan damlası olabilir ve bunlar kuruduğu zaman kabuk haline alır. Bu kabuklu görünüm yaklaşık 15 gün kadar sürer. 10-15 gün sonra günlük yıkamalarla bu kabukların hepsi temizlenecek ve ekilen greftler görünür hale gelecektir. Tabii ekilen greftlerin üzerinde bir kıl da var ve bu ilk dönemlerde 15 günlük dönemde, 3 haftalık dönemde hastaya çok hoş bir görünüm sağlar ve hasta sanki uzamakta olan yeni çıkan saçlarıyla yeni bir hayata başlıyormuş görünümü verir. Fakat 3. haftadan sonra, 4. haftadan sonra bu saçlar yıkamalar sırasında yavaş yavaş dökülmeye başlar. Biz buna şok dökülme dönemi diyoruz. Bunun sebebi grefler deriye implante edildikten sonra, yerleştirildikten sonra saçı üretecek saç kökünün, saç nüvesinin beslenmesi, kanlanması gerekiyor. Saç şaftını oluşturabilmesi için. Bu dönem içerisinde kanlanıncaya kadar, besleninceye kadar, bir üretime geçinceye kadar, yani dinlenme fazı içerisinde üzerindeki saçı döker. Ama bazı hastalarda çok az miktarlarda dökülme olabilir. %30 civarında, %25 civarında. Dökülme oranı önemli değildir. 3-3,5 ay sonra bizim ektiğimiz saç kökleri saç üretmeye başlar ve yeni saç çıkışı görülmeye başlanır. 3 ay, 3,5 ay, en geç 4 ay sonra yeni saçlarına insanlar kavuşurlar. Fakat ilk çıkan saçlar çok örtücü değildir. Daha çok mat, kıvırcık, ince ve taranması zordur. Fırçalanması zor olan saçlardır. Bunların zaman içerisinde kalınlaşması, tam saç şeklini alması, kalınlığa ulaşması 1 yılı alır. Yani hastanın saç ekimi sonucunu tam olarak alması, tam bir kapatıcılığa sahip olması 13-14 ayı bulabilmekte.